Evet, dedi ki dolaşım sistemi. Bu arada ben tahtamı temizleme fırsatı buldum. Dolaşım sistemi için arkadaşlar ne söylenebilir? Bir kere dolaşan şeyden bahsedelim önce. Neyin dolaşması gerekiyor vücutta? Besinin dolaşması gerekiyor, öyle değil mi? Neden? Bütün hücrelerin ayrı ayrı yaşam faaliyetleri var ve bu faaliyetleri sürdürebilmek için her birinin enerjiye ihtiyacı var. Onların atıkları var. Onların toparlanması gerekiyor. Aynı zamanda ne yapılmalı arkadaşlar? Bir oksijen, karbondioksit alışverişinin yapılması gerekiyor. Neden? Alınan besinlerin enerjiye dönüştürülebilmesi için. Ne diyoruz arkadaşlar? Dedik ki dolaşım sistemi. Bu arada biz hala neredeyiz? Sistemlerdeyiz, değil mi? Bu bizim 5. ünitemizdi. Vücudumuzdaki sistemler. Dolaşım sistemi dedik. Arkadaşlar dolaşım sisteminden bahsederken dedik ki bahsettiğimiz şey bir kere besin olmalı içerisinde. Vücutta dolaşması gereken şey besin dedik. Ve besinin parçalanmasını sağlayan, onun enerjiye dönüşmesini sağlayan ne gerekiyor bize arkadaşlar? Oksijen gerekiyor. Atıklar var dedik, fazlalıklar, hani harcanmayan besinler, aynı zamanda ne? Oksijen geliyor, bir dönüşüme uğruyor ve karbondioksit olarak, atık olarak hücrelerden atılıyor. Hücreler atıyor da bunu organlar yapmıyor mu? Organlar daha alasını yapıyor. Hücreler küçük küçük kılcal damarlara bırakıyorlar boşaltımlarını ve kılcal damarlardan alıyorlar istediklerini. Organlar daha büyük kanallardan alıyor. Dolayısıyla dolaşım sisteminin iki işi olmalı. Bir ne yapmalı? Temizlemeli. Çünkü kan sürekli dolaşıyor. Atıkların bir yere gitmesi gerekiyor. Yeni bir oksijen alınması gerekiyor. İkinci olarak ne yapması gerekiyor? Tabii ki bütün bu organlara ne yapmalı? Enerjisini ve oksijenini dağıtmalı. Arkadaşlar bütün bu işlerin merkezinde bizim adından sıkça bahsettiğimiz bir organ var. O hangi organ? Kalp tabii ki. Kalbin işine pompalamak. Pompalıyor sürekli gelen kanı ya temizlemeye yolluyor, kirlileri temizlemeye yolluyor ya da ne yapıyor? Bakıyor temiz mi kan? Temizse vücut organlarına ne yapıyor arkadaşlar? Pompalıyor. Peki kalp deyip direkt geçebilir miyiz? Hayır. Ne yapalım? Önce bir kalbi tanıyalım biz. Dolaşım sistemi dedik. Altına da şöyle diyelim. Dolaşım sistemi organları. Sistemi organları. Bizim dolaşım sistemindeki ilk organımız ne dedik arkadaşlar? Kalp. Kalbi baştan aşağı şöyle bir çizmek istersek. Arkadaşlar kalp hiç de bizim öyle bahsettiğimiz gibi şu kalıpta olan bir şey değil. Bu belki biraz daha şekillendirilmiş, tarafımızca sembolik hale getirilmiş hali. Ancak kalbin ana grafiğine bakarsak şöyle diyelim. Şuradan alırsam. Şöyle keselim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Kapakçıkları. Ve ne diyoruz? Kulakçıkları. Şurayı da mavi ile direkt
Alabiliriz. Ben burada direkt uçlarını çizdim. Kalbin ana hatlarıyla şöyle maviyle çizdiğim yerleri ayırdım. Bir de ne yaptım? Kırmızıyla ayırdım. Arkadaşlar kalp gerçekten simetrik odalardan oluşur. Yani temiz ve kirli olmak üzere kalp iki bölümden oluşuyor. Nasıldır kalbin ana şekli? Kalp iki akciğerin ortasında bir bölmede bulunur. Dolayısıyla biraz daha sol tarafının iyi çalışması gerekiyor. Neden? Çünkü sol tarafı ana pompalamayı, yani büyük dolaşımı sağlar. Bütün organlara ne yapar kalp? Ne dedik? Pompalama yapar. Kanı, kan sıvısını, aslında ondan da çok detaylı bahsetmek gerekiyor. Kan deyip, hani kan denilemez. Çünkü içerisinde ne dedik? Bir kere hiç tahmin etmediğimiz bir şey, kan içerisinde arkadaşlar müthiş bir seviyede gaz dolaşır. Hiç gaz olduğunu düşünmüyoruz değil mi? Biz onu bir sıvı olarak düşünüyoruz. Ama oksijen ve karbondioksit bol miktarda dolaşır. Arkadaşlar kalbin sol tarafında temiz kan bulunur. Temiz kan dediğimiz şey ne? Oksijenli kan. Dolayısıyla kalbin sol tarafı oksijenli kanı tüm vücuda pompaladığı için sağ tarafından daha büyüktür. Sağ tarafı ne yapıyor? Sağ tarafı arkadaşlar o kanı daha yakın bir organ olan akciğere pompalıyor. Neden pompalıyor? Temizlensin diye. Temizlenmekten kastımız ne? Bütün o kanı didik didik mi ediyorlar? Hayır, şöyle bir şey var. Temizlenmek arkadaşlar karbondioksitin içerisinden alınması, yerine oksijen konması. Bunu ne sağlıyor bizim için? Akciğerler sağlıyor. Dolayısıyla akciğer çok yakın değil mi kalbe? Dedik ki sağında ve solunda akciğerler bulunuyor. Onun üzerine de çok uzun bahsedeceğiz. Ancak yakın olduğu için kalbin sağ tarafı biraz daha küçük. Çünkü evet onun da kasılıp gevşeyip pompalaması gerekiyor ama çok uzağa pompalamadığı için daha küçük. Daha küçük pompalıyor. Ama sol tarafı öyle mi? Hayır, sol tarafı ta nerelere, ta parmak uçlarına kadar kan pompalamak zorunda. Dolayısıyla ne var arkadaşlar? Daha büyük olmalı, daha büyük basınç yapmalı. Şimdi aslında kalbin ana noktası İki kaburga kemiğinin tam ortası. Ancak dedik ya sol tarafı daha büyük olmalı diye. Dolayısıyla sol tarafa doğru büyük olduğu için bir eğilim var. Yani ne oluyor? Uç kısmı biraz daha aşağı sol tarafa geliyor. Kalbimizi tutarken sol göğsümüzü tutmamız çok da doğru değil. Ortadan sola doğru biraz kayık. Ne yapıyoruz? İsimlerini bir yazalım bakalım bunlar neymiş. Arkadaşlar bir kere kalbin işi dedik pompalamak. Dolayısıyla kalbin muhatap olduğu birebir şey ne? Kan. Kanla muhatap oluyor. Ne dedik burası için? Atar damar. Aort. Bundan da bahsedeceğiz. Burası için bahsedelim. Maviyle çizdik. Akciğer atar damarı. Şuna şöyle iki tane kol çizersek. Akciğer toplar damarı. Şuraya bakın bir boşluk çizdim. Bunun için de diyorum ki arkadaşlar sol kulakçık. Altındaki boşluk kapakçık. En alta geliyorum. Sol karıncık. Ve işte o müthiş yer. Arkadaşlar burada
hem kirli kan hem temiz kan. Bunlar karışmıyor mu? Karışmıyorlar. Çünkü bunu çift soluklu bir kap olarak düşünün, kalbi. Bir tarafta tahmin edin portakal suyu var. Öteki tarafta da ne var diyelim, vişne suyu var. Onlar birbirine karışır mı? İki farklı suluk gibi düşünün. Ortadan tam ikiye neyle ayrılı? Karıncık duvarıyla ayrılı arkadaşlar. Karıncık duvarı. Yukarı geldik. Bu kadar kalın. Ana toplar damar. Bakın burada. Evet, belki buradaki görüntü oraya benziyor biraz, değil mi? Burası için ne söylüyoruz? Sağ kulakçık. Birazdan bahsedeceğiz. Hemen altında kapakçık. Onun altında ne var? Sağ karıncık. Ve ben burayı şöyle biraz dallandırayım. Aynısını burada da yapayım. Bunlar da arkadaşlar kapakçık bağlar. Evet, şimdi üzerinde biraz konuşabiliriz. Şimdi bakalım şöyle bir baştan. Dedi ki kalp bundan ibaret. Ancak kalbi tek fonksiyonlu olarak biz hep şöyle algılarız. Kalp pat 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 atıyor diyoruz ki her seferinde kan pompalıyor. Arkadaşlar kalpte iki ses var. Dikkat ettiniz mi? Pat 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 pat. Biri küçük, biri büyük. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Küçük olan bizim arkadaşlar sağ tarafımıza ait. Neden sağ tarafımıza ait? Küçük olan o kadar da büyük pompalamasına gerek yok. Ne var? Küçük olan akciğerlere bağlandığı için akciğerler çok yakın. Ama ne yapıyor küçük olan? Küçük olan arkadaşlar ana toplar damar diyoruz. Ana toplar damar arkadaşlar toplar damar pis kanı toplayan damar. Aklınızda buradan kalsın. Toplayıcı damar. Toplar toplayıcı. Atık toplar. Atıkları topladı. Peki vücudumuzun hangi tarafı atıkları topluyor? Sağ tarafı, değil mi? Vücudumun sağ tarafı ne yapıyor? Bakın buradan ana toplar damardan kirli kanı alıyor. Nereye alıyor? Kulakçığa alıyor arkadaşlar. İlk kulakçıkta toplanıyor. Onu ne yapıyor? Biraz canlıymış gibi düşünelim kalbi. Şöyle bir kokluyor. Gerçekten çok kirli mi diye. Bakıyor ki kirli, evet. Biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor burada. Tüm vücudun şöyle bir dolanmasını bekliyor kanı. Tüm kan geldi oraya ve kapakçığı açıyor. Kapakçığı nasıl açıyor? Kapakçık kaslarıyla, bağlarıyla kapakçığı açıyor. Bütün o ne yapıyor? İçerideki kan hemen alt tarafa. Kapakçık bağlarını aşıyor ve sağ karıncağa doluyor. Sağ karıncağa geldi kan. Öyle değil mi? Karıncıktayken kan arkadaşlar şuradan akciğer toplar damar, akciğer atar damarlarına atıyor. Atar damar dedik, atıyor, değil mi? Hemen onu da yazıyoruz. Atar damar. Atar dedik. Atmaktan aklınıza gelsin. Temiz kanı atıyor. Bütün organlara fırlatıyor o kanı. Organlara temiz kan atar. Şimdi sağ tarafa kirli kan geldi. Kirli kanı ne yaptı sağ taraf? Şöyle bir küçük sıktı kendini ve sürekli devam ediyor, değil mi? Sürekli pompalayarak akciğere attı onu. Akciğere dedi ki ya bu kan pis, bu benim işime yaramaz. Al bunu temizle getir dedi. Ne yaptı? Akciğere fırlattı. Akciğer ona birazdan dıt diyoruz oraya. Birazdan göreceğiz. Akciğer ona bir şeyler yapıyor.
temiz diyor. Ondan sonra burası kirli olduğu için ya diyor ben bunu nereye vereceğim? Temizledim bu kanı. Kalp bu kanı temizleyip ver dedi bana. E neresine vereceğim? Arkadaşlar sol tarafına veriyor. Sol tarafa kan verildi. Nasıl bir kan? Karbondioksit alınmış, temizlenmiş, misler gibi kokan oksijenli bir kan. Geldi buraya. Ne yapıyor? Sol kulakçığa dolması bekleniyor. Damlaya 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 sol kulakçığa doluyor. Sol kulakçık artık ağırlaşmaya başladıktan sonra kapaklarını açıyor. Kapakçığı açıyor. Sol karıncaya kan doluyor. E orası şişti şişti şişti. Bekleyecek mi? Hayır. Çünkü bütün hücreler, bütün organlar kan bekliyor. Sol taraf bir basınçla ne yapıyor arkadaşlar? Bütün organlara temiz kanı iletmiş oluyor. Arkadaşlar yıldızladığımda demiştim ki beraber yazıyoruz. Tüm kanın vücudu gezmesi ...85 saniyede bir kez tamamlanır. Düşünebiliyor musunuz? 85 saniyede bir bu kan mutlaka kalbe geliyor. Yani ben şöyle parmağımı bir kessem ve buradan bir parça kan damlası, aslında ben kesmeseydim bundan 85 saniye sonra kalbimde olacaktı. Anlayabildiniz değil mi bunu? Peki kalbe gittikten sonra ne olacaktı? Kalbe gitti. Aman dedi o parmaktan geldi. O kirlenmiştir. Bütün o oradaki hücreler ona atıklarını bırakmışlardır. Atığı ne hücreleri? Karbondioksit, diğer gazlar, aynı zamanda neydi? Kullanılmayan maddelerdi değil mi? Kullanılmayan maddelerle benim işim yok dedi kalp. Benim işim gazla. Gazı nasıl hallederim? Gazı dedi ki ben toplar damarla kirli bölmeme bir alırım onu. Kirli kulakçığıma doldururum. E doldu, 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 doldu. Ya burası bayağı bir doldu. Bayağı bir olduğunda böyle küçük küçük parça parça da akciğerleri rahatsız etmek istemiyor. Diyor ki toplu halde toplu halde vereyim işini yapsın versin. Bir anda kirli kan çoğaldı. Kapakçığı açtı. Karıncağı doldurdu onu. Baktı ki karıncık da doldu. İyice oldu orası. Diyor ki akciğer al bunu temizle. Temizle bana geri ver. Akciğer ne yapıyor? Alıyor onu. İçindeki karbondioksit söküyor alıyor. Oksijeni depoluyor. Sağ tarafa veriyor. Neden? Sol tarafa veriyor. Neden? Sağ taraf kirli. Kirliye tekrar karıştırırsa kalp ona diyecek ki bir daha yıka getir. Bir daha temizle getir. Dolayısıyla ne yapmak zorunda? Temiz tarafa vermek zorunda. Temiz tarafa verdiğinde kan karışıyor mu? Karışmıyor değil mi? Karıncık duvarı ayırıyor. Temiz tarafa kanı verdi. O da parça parça veriyor. Kalp kadar iyi niyetli değil. Kalp ne yapıyordu? Toplu halde bir kere de veriyordu. O da damlata damlata veriyor. Damarla. O da kulakçığa doldu, 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 doldu. Arda, altta şeyler bekliyor. Bütün organlar bekliyor. Hadi nerede kaldınız diye. Karıncağı doluyor. Karıncıktan ne oluyor arkadaşlar? Tüm organlara pompalanıyor. Kalp için 3 şey söyledik. Dedik ki sol tarafı sağ tarafından büyük olmak zorunda. Bu bir. Not alın lütfen. Neden büyük olmak zorunda? Sol taraf çok büyük pompalamak zorunda ki bütün organlara kadar, tüm sinir uçlarına kadar ne yapsın? Ulaşsın değil mi? Peki ne dedik ikinci olarak? Arkadaşlar ortadaki çeper sayesinde mutlaka ayrılıyor. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışmıyor. Üçüncü olarak ne söyledik? Üçüncü olarak aslında şu anda söylemedik. Hemen söylüyoruz. Arkadaşlar kalp muntazam çalışma budur. Kendi ürettiği kandan kesinlikle kullanmaz. Kendi enerjisini o oluşturduğu şeyden sağlamaz. Koroner adı verilen kendi üzerindeki damarlarla sağlar. Yani kalbi kral gibi düşünün. Kalp kesinlikle o eline gelen parayı harcamıyor. Onu gene halka dağıtıyor. O ne yapıyor? Kendine koroner adı verilen maaşla, kendi damarlarıyla besleniyor arkadaşlar. Ne dedik? Kalbin kendine ait, yıldız atıyorum başına, kalbin kendine ait koroner adı verilen besleyici damarları vardır.
bizim hani yani uzak olsun insanlardan ama kalp krizi dediğimiz şey arkadaşlar, işte bu koroner denen damardaki tıkanıklıktır. Yani bunun dolaşım sistemiyle herhangi bir işi yok. Koroner olmazsa zaten kalp enerjisini kaybettiği için ne olur arkadaşlar? Kesinlikle bu görevi yerine getiremez. Görevi ne kadar zor değil mi? Hem çizgili kaslardan oluşuyor dedik, hem de yorulmuyor. Demek ki koroner onu çok iyi besliyor. Dolayısıyla koronere iyi bakılması gerekiyor. Bunu da ne sağlıyor? Koroner arkadaşlar buradaki kan alışımıyla, kan dolaşımıyla hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Oradan beslenmiyor. O farklı alıyor elektriğini, o farklı alıyor enerjisini. Buradaki kan 85 saniyede bir vücutta dolaşan kan dedik. Lütfen karıştırmıyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Kalp bu. Nasıl çalışıyor dedik? Küçük ve büyük pompalanıyor. Küçük ve büyük pompalanıyor. Bu isimler bir şeyi çağrıştırıyor. Neyi çağrıştırıyor arkadaşlar? Küçük kan dolaşımını, büyük kan dolaşımını çağrıştırıyor değil mi? Ne diyoruz? Küçük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı. Burası benim için yeterli. Hemen bağlayalım. Dedik ki küçük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı. Bu burada böyle kalmasın. Şöyle yapalım. Şık bir görüntü versin bari. Nasıl olsa onun üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlar küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı. Eğer üzerine çalışmak istiyorsak kesinlikle şöyle bir çalışmada olmamamız gerekiyor. Dedi ki küçük kan dolaşımı. Hemen şuradan hatırlayın. Küçük sıkılan taraf. Küçük sıkılan taraf ne iş yapıyordu? Yakın olan akciğerlere pompalıyordu. Bakın buradan aklınıza gelsin. Yakın olan akciğerler küçük kan dolaşımı, küçük pompalama. Küçük pompalama, küçük kan dolaşımı için. Büyük kan dolaşımı ne yapıyor? Arkadaşlar büyük pompalama ne yapıyorsa onu büyük kan dolaşımı yapıyor. Büyük pompalama bütün vücuda veriyor değil mi? Bütün vücuda verebilmesi için ne gerekiyor? Büyük bir pompalama gerekiyor. Peki hangi damarlar üzerinde yolculuk yapıyorlar? Biz hemen şunu dedik. Dedik ki bakın yıldızladım. Toplar damar. İsmi üzerinde topluyor. Bir şeyleri toplaması gerekiyor. Atıkları, kirli kanı taşır. Atar damar. Ne yapıyordu arkadaşlar? Atar damarda bir şeyleri atıyor. Organlara atıyor. Ne atıyor? Temiz kanı. Temiz kanı taşır. Bütün vücuda böyle kalın kalın damarlar mı gidiyor? Hayır, benim parmağımın uçlarında ben o kadar da kalın damarlar görmüyorum avucumun içine baktığımda. Ya da suratımda şöyle bir damar olduğunu düşünebiliyor musunuz? Her yerinde. Yok böyle bir şey. Ne var? Bir de kılcal damarlar var arkadaşlar. Bunlar çok çok ince damarlar. Bu ince damarlarda ne yapıyor? Atar damarlarla toplar damarlar arasında bağ kuruyorlar. Onlar her iki görevi de yapıyorlar. Yani toplar damarların da kılcal damarları var. Atar damarları var. Ya özür dilerim. Kılcal damarların da toplarları ve atarları var. Kılcal damar dedik. İnce bölgelere girerler. Hatta şunu ekleyelim, hücrelere giderler. Bunu söylerken ne söyledik? Dedik ki hücreler bile canlılar sonuçta. Atıkları var, atıklarını verecekler. Karşılığında ne alacaklar arkadaşlar? Karşılığında oksijenli, temiz bir şeyler almak zorundalar. Bunları verdik. Dedik ki küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı gerekiyor. O zaman
Bu kadar şeyi öğrendikten sonra küçük kan dolaşımı içerisinde neler oluyor, büyük kan dolaşımı içerisinde neler oluyor, silelim ve oradan devam edelim. Kalbi anladığımızı düşünüyorum. Kalp bizim de çizdiğimiz o görsel figüre çok da fazla benzemiyormuş, değil mi arkadaşlar? En azından sol tarafı sağ tarafından biraz daha büyükmüş. Yaptığı iş aynı anda pompalamak değil, sağlı sollu pompalamak. Sağ taraf pompaladığında kirlileri temizlemeciye gönderiyor. Kirli kıyafetleri ne yapıyor? Kuru temizlemeciye gönderiyor. Sağ tarafta, sol tarafta ne yapıyor? Giyinmesi için o temiz kıyafetleri işçilere dağıtıyor. İşçiler yine kirletiyorlar o kıyafetleri. Sağ tarafa yolluyorlar. Sağ taraf temizlemeciye, sol taraf tekrar onlara. Sağ taraf temizlemeciye, sol taraf tekrar onlara. Biz küçük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı dedik. Dolaşım sisteminden bahsediyorduk. Zaten hemen şuraya diyelim ki arkadaşlar, küçük kan dolaşımı. Ben onu da çizmek istiyorum aslında. Şöyle yapalım. Ben küçük kan dolaşımından önce tüm kan dolaşımını bir çizeyim. Tek seferde ortadan çıkaralım. Öyle çizersem. Şöyle alalım prim hatlarıyla. Şeklim çirkinse özür diliyorum. Ama çirkin diyorsanız hiç de size katılmıyorum. Abiyle devam edelim. Şöyle tamamlayabiliriz aslında. Basit haliyle dolaşım bu. Ama ne nerede? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere şu orta kısımda ince çizdiğim yerler kılcal damarlar arkadaşlar. Kılcal damarlar. Burada tamamlamadığım şu bölge var. Bu bölge kapalı. Peki bu size bir şey anımsatıyor mu? Bakın karıncıklar, kulakçıklar. Burası kalp arkadaşlar. Kılcal damarların olduğu bu bölge akciğer. Şöyle gösterelim. Toplar damar ama akciğer için. Atar damar akciğer atar damar. Bakıyorum bu tarafa. Akciğer atar damar. Burada ters bir şey var. Dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Kulakçık. Karıncık. Tabii ki bu ne? Sol, değil mi?
Tam tersinde sağ karıncık şurada kulakçık. Şuranın tamamına ben vücut organları diyorum. Buraya da toplar damar. Atar damar, aort dedik. Şimdi dikkatinizi aslında başka bir noktaya çekmek istiyorum burada. Bir şey söyledim, dedim ki atar damar ne yapıyor arkadaşlar? Organlara temiz kanı atıyor. Toplar damar ne yapıyor? Kirli kanı organlardan geri çekiyor. İşte bu küçük dolaşım sisteminde tam tersi. Neden tam tersi? Arkadaşlar biz kalpten ne yapıyoruz? Kan atıyoruz. Bakın dikkat edin. Kan atıyoruz, değil mi? Kan attık kalpten. Ne yaptık? Attık. Nereye? Bir organa. Akciğere. Ama atar damar hani temiz kan atıyordu? Akciğer söz konusuysa işi zaten temizlemek. Ona temiz kan atmıyor atar damarlar. Pis kan atıyorlar. Ne yapıyoruz? Hemen yıldızlı bir not alıyoruz. Konu küçük dolaşımsa atar damar kirli atar, toplar damar temiz toplar. Aslında şu gözle bakıyorduk değil mi biz? Toplar damar ne yapıyordu? Kan topluyordu. Organlardan kanı topladığında pis toplar. Akciğerden kan topladığında temiz toplar, değil mi arkadaşlar? Akciğerden kanı kim topluyor? Toplar damar topluyor. Halbuki organlara giderken toplar damar pis kanla dolu. Organlardan gelirken pis kanla doluydu. Ama akciğerden gelirken temiz kanla dolu. Bakıyoruz alt tarafa. Atar damar bu kez tertemiz bir kanla dolu. Neden? Akciğerden toplar damarlarla gelen temiz kan bu kez kalpten atar damarlarla gene atılıyor. Yani aslında atar damar kalp için düşünün hep atıyor. Hep atıyor ama her zaman temiz kanla mı dolu? Büyük dolaşımda evet, küçük dolaşımda hayır. Neden? Küçük dolaşımda kalbe göre düşünün. Kalbe geldik, kalbin atma işlemini yapan damar atar damar. Sıktı attı onu. Adı ne? Atar damar. Ama içinde ne var? Pis kan var. Zaten akciğerin görevi temizlemekti. Ne yapıyor bu taraftan? Bu kez diyor ki kalp, getir bakayım, gönder bakayım. Gönderiyor. Nereden? Toplar damardan. Kalp topluyor. Organlardan topladığında pis topluyor. Akciğerden topladığında temiz topluyor. Organlara attığında temiz atıyor. Akciğere attığında kirli atıyor. Neden? Zaten akciğerin görevi bu. Akciğer bütün vücudun temizlikçisidir arkadaşlar. Bu şekilde de bir not alabilirsiniz. Ne dedik? Konu küçük dolaşım olduğunda atar damar kirli atar, toplar damar temiz toplar dedik. Ama konu büyük dolaşım olduğunda neydi? Atar damar temiz atardı, toplar damar kirlileri toplardı. Lütfen bu konuyu karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Ben vücut organlarını şöyle, bakın üçgenler, kareler falan var orada. Neden var? O üçgen olarak çizdiğim yerleri siz kılcal damarlar olarak algılayın arkadaşlar. Kılcal damarlar ne iş yapıyorlar? En ücra köşelere bile ne yapmış oluyorlar? Yuvalanmış oluyorlar. En uç noktalardan bile kanı vermiş, kanı almış oluyorlar. Biz bu kadar bahsediyoruz. Dedik ki dolaşım sistemi, işte kan dolaşıyor. Peki nedir kan? Hemen diyelim. Nedir kan? Sildim ben burayı. Diyorum ki arkadaşlar kan. Dolaşım sisteminin aslında neyi dolaştırdığımızı bilmeden bir şeyi dolaştırıyoruz şu an. Bir bakalım ne dolaştırıyoruz. Kan dedik. Nedir kan? Bizim bildiğimiz kırmızı yapış yapış ve bildiğimiz kadarıyla vücudumuzun bütün besinini sağlayan şey değil mi? Kan dedik. Arkadaşlar kan
Evet, doğru söylüyorsunuz. Vücudun tamamının enerjisini sağlayan yapı. İçerisinde bir plazma var. Bir plazma var içerisinde ve bu plazma sarı bir sıvı salgılıyor. Aslında ona yapış yapıştığı veren sıvı özellik bu. Aslında kana sıvı özelliğini veren şey bu. İçerisindeki su o yumurta akı kıvamını, yapış yapış halini veren plazması. Aynı zamanda 3 farklı yapıdan oluşuyor. 3 farklı hücre yapısından oluşuyor kan. Yani kan tek parça değil. İçerisinde ak yuvarlar, al yuvarlar ve kan pulcukları var. Ne dedik? Al yuvarlar, ak yuvarlar, kan pulcukları. Arkadaşlar bu maddeler ve bu hücreler birbirinden farklı yapılarda ve farklı işlerdedir. Yani al yuvarlar farklı bir iş mercini halleder, ak yuvar çok başka, kan pulcukları çok başka. Ancak kanın tamamı bu plazmayla beraber dedik ki bunlardan oluşuyor. Şöyle bir bakıyorum, al yuvarlar dedim. Aslında isimlerini hemen isimlerinin başındaki İlk kelimelerden çıkarabiliriz. Al yuvarlar diyor. Al, kırmızı demek değil mi? Al yanaklıdan hatırlayın. Al yuvarlar, yuvarlak şeklinde kana kırmızı kırmızı halini veren ve kanda en fazla miktarda bulunan. Arkadaşlar şunu not olarak yazalım. Bir kere hemen şuradan başlayalım. Biz başlığımızı attık. Buradan bahsedeceğiz dedik. Al yuvarlar. 1 milimetre karede arkadaşlar 4 milyon kadar bulunabilir. Kana kırmızı rengini bu verir. Ancak işi bu mudur? Kana kırmızı rengini vermek midir? Böyle biliyorsa eksik biliyoruz. Yanlış değil. Kana kırmızı rengini verir. Evet. Bu şekilde kan koyu olduğu için sıcaklığını sabit tutabilir. Ancak ana işi gaz taşımaktır. Nereden nereye? Kalpten organlara oksijen taşır. Organlardan kalbe karbondioksit taşır. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Mavi ile kırmızı ile yazdığımda şuradan bir çağrışım olsun istedim size. Bu kanın temizlenmesiyle kirlenmesi arasındaki farkı onun oluşturduğunu söyleyebilir miyiz? Pekala, üstüne basa basa söyleyebiliriz. Kanın kirli ve temiz olma durumunu belirler. Nasıl belirler? Üzeri arkadaşlar, eğer al yuvarlar oksijenle yüklülerse kan için şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki evet kan şu an temizdir diyebiliriz. Ancak karbondioksitle yüklüyse içerisindeki al yuvarlar bu kez deriz ki arkadaşlar hayır bu kan kirli kandır. Hemoglobin denilen yapıya sahiptir. Hemoglobindir aslında işi yapan. Ama onu taşıyan hücre ne? Arkadaşlar, onu taşıyan hücre al yuvarlar hücresi. İşi dedik ki kana kırmızı rengini vermek. Bunu da yazalım. Aslında kana kırmızı rengini vermesi işiyle alakalı, o kendi kalıbıyla alakalı. Kanda o kadar çok fazla var. Dolayısıyla kendi rengi kırmızı, kana isteyerek kırmızı rengini vermiyor. Kendi rengi kırmızı olduğu için kan kırmızı oluyor. Çünkü kanda çok miktarda var. Kana kırmızı rengini verir.
Yani al yuvarlarımız eğer mavi olsaydı kanımız mavi olacaktı. Çünkü en çok ondan var. Diğeri ne dedik arkadaşlar? Al yuvarlar dedik. Hemen onu da alta alacağım. Hatta hayır ben şurası çok yer kaplıyor. Bunu alacağım ve al yuvarları buraya yerleştireceğim. Dedik ki al yuvarlar. Arkadaşlar parantez içerisinde buna savaşçı yazacağım. Aklınızda böyle kalmasını istiyorum. Ak yuvarlar, al yuvarlar yazdık gene. Ak yuvarlar, hatta şöyle diyelim, aktan çıkarın bunu. Ak savaşçı diyelim. Benzer bir şey uyduralım. Ak yuvarlar neden savaşçı dedim? Vücudumuza giren mikroplarla uğraşmaktır. Bütün işi budur arkadaşlar. Bütün vücudumuzdaki mikropları kırmak onun görevidir. O sağlar, o yapar. Bir şekilde çaresini bulmak zorundadır. Ne dedik bunun için? Savaşçı dedik. Arkadaşlar, vücudumuzda ne olabilir? Mikroplar var, aynı zamanda antitoksin var. Özür dilerim, toksin maddesi var. Ak yuvarlar vücutta en az bulunan yapıda. Ne kadar var? 1 milimetre karede, 1 milimetre küpte diyelim. Bunu da küp yapalım. 1 milimetre küpte yaklaşık 7000 kadar var. 7000-9000 arası. Aslında az gibi görünmüyor ama buradaki 4 milyon rakamına bakınca inanılmaz az değil mi? Ak yuvarlar bu kadar var ancak vücut hastalandığında bir anda çoğalıyorlar. Bir anda kalabalıklaşıyorlar. O ona haber veriyor, bak diyor düşman geliyor, o ona geliyor, bir anda çoğalıyorlar. O rakam bir anda 100 binlere çıkıyor. Ordu gibi çoğalıyorlar. Neden? Vücuda giren tehlikeli maddelerle savaşabilmek için. Ne yapıyorlar? Vücuda giren yabancı maddeyi direkt yutuyor, yiyor, içerisinde eritiyor onu. Peki yetişemezse o maddeye ne yapıyor? O zaman da arkadaşlar antitoksin adı verilen kendi enzimlerini salgılıyor. Ve o enzimler gidip buldukları yerde eritiyorlar onları. Yani resmen mikropları ilaçlıyor. Dedik ki ya mikroplarla kendi savaşıyor ya da ürettiği salgısıyla bulduğu yerde ilaçlayıp öldürüyor. Bu yüzden savaşçı. Aslında ordu şeklinde savaştığını kanıtlayan şöyle bir yapılanması var. Herhangi bir hastalık durumunda arkadaşlar ak yuvarlar şunu yapıyorlar. Bir anda antikorlarını üretiyorlar, antitoksinlerini üretiyorlar. Aynı zamanda hastalık çoğaldı mı hemen parçalanmaya başlıyorlar. Ortadan ikiye bölünüyor. Bir tane ak yuvarlar iki tane oluyor. O iki tane gene bulunuyor, dört tane oluyor. Dört tane bölünüyor, sekiz tane oluyor. Bir anda hızlanıyorlar. Yani kaç tane varsa artık bir o kadar, bir o kadar, bir o kadar daha bölüne bölüne, katlana katlana artıyor. Bizim hastalık dediğimiz şeye çözüm bulmaları da bu şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Dedik ki ak yuvarlar antikor üretiyorlar dedik. Antikor, antitoksin, antikor. Antikor üretir, salgılar. Tabii ki bunu hastalık olduğunda yapar. Durduk yere vücut sağlam dengesinde, düzeninde ilerlerken, la 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 iken, mutlu iken, öyle bir anda kendilerini çoğaltıp ortamı germezler. Onlar savaş anını beklerler. Ben hapşırmaya başladım, bir halsizlik çöktü üstüme, bir anda kanda çoğalırlar, artarlar ve savaşmaya başlarlar. Bütün hücrelere, bütün en ufak parçalara bile kan gidiyordu değil mi? Dolayısıyla kanla birlikte yolculuk ediyorlar. Zaten kanın bir parçası onlar. Ne yapmış oluyorlar? En uç noktalara bile gidebilmiş oluyorlar. Kandaki sayıları buna yetersiz olursa salgıladıkları sıvıyı kendileri yoruldular savaşa savaşa. Salgıladıkları sıvıyı ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. O kanla beraber en ücra köşelere bile gidiyor. Bulduğu yerde de mikrobu ya da zarar veren vücuda neyse onu hemen eritiyor. Oracıkta bitirmiş oluyor. En son ne dedik arkadaşlar?
en son akyuvarlar ve kan pulcuklarından bahsediyoruz şimdi. Dedik ki üçüncüsü kan pulcukları. Bunları da şöyle yapalım. Kan pulcukları. Arkadaşlar isminden hatırlayın. Pul pul oluyor. Biz yaralandığımızda hemen yaramızın üstü pul pul olur, değil mi? Kan pulcuklarının işi o pulları oluşturmaktır. Yani kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır. Kan pulcuğu olmasaydı eğer kesinlikle iyileşme diye bir şey mümkün değildi arkadaşlar. Burada aslında şundan da bahsedebiliriz. Mesela bizim vücudumuzun al yuvarları eğer yeteri kadar eksikse biz anemi denen, kansızlık denen bir hastalığa yakalanırız. Neden? Kanımızda al yuvarlar eksik. Taşımada eksiklik var. Kan yeteri kadar temizlenmiyor. Neden? Al yuvarlar kanı temizleyen maddeleri taşıyorlardı üzerinde. Oksijen taşıyorlardı. Artık oksijen çok ama taşıyacak al yuvarlar yok. Dolayısıyla ben anemiyim, kanım yetersiz olurdu. Ak yuvarlar eğer eksikse, çoğalamıyorlarsa arkadaşlar problem var demektir. Çünkü ben en küçük bir hastalıkta bile ölebilirim. Neden? Savaşacak savaşçım yok. Ak yuvarlarım yok. Eli kuluç tutan adamım kalmadı, öyle değil mi? Ak yuvarlarım yoksa savaşta kaybederim. Çünkü mikrop sayısı çok, benim savaşçı sayım çok az. Düşman çok fazla ama benim savaşçım çok az. Kaleyi fethederler, ben de kaybetmiş olurum. Bakıyoruz buraya, kan pulcukları. Eğer vücudumuzda kan pulcuğu olmasaydı ne olurdu? Kan pulcuğu dedik ki yaranın pıhtılaşmasını, kurumasını, iyileşmesini sağlıyor, değil mi? Kan pulcuğu yok. Parmağımı kessem bile ölürdüm arkadaşlar. Neden? Pıhtılaşmıyor, sürekli kan akıyor buradan. Vücudumda kan kalır mı? Hayır, kan kalmazdı. Ama kan pulcuklarının özelliği şu güzelliğe bakın ki normalde vücut içerisinde oksijen dolaşıyor duruyor ama kan pıhtılaşmıyor. Ama kan pulcukları bir açık hava bulduğunda havayı gördüğü an pıhtılaşıyor. İçeride niye pıhtılaşmıyor? Bu da doğanın mucizesi diyelim. İçeride pıhtılaşmayan, içeride vazifesini yapmayan kan pulcukları dışarıda arkadaşlar bir parmak kesiğini ya da bir kol kesiğini ya da büyük bir yarayı tamamen pullanmasını, kurumasını, kabuk bağlamasını sağlayan kısım oluyor kandaki. Ne dedik bunun için? Dedik ki pıhtılaşmayı sağlar. Dolayısıyla yaraları özür dilerim. Kabuk bağlamasına iyileşmesini sağlar. Şimdi kanda beraber yolculuk yapmalarının sebebi ne peki? Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Yaranın iyileşmesini sağlıyor. Peki yaralardan insana mikrop bulaşmıyor mu? Bulaşıyor. Bakıyor ki antikor oraya gidiyor. Hemen ak yuvarlar peşinden koşa koşa gider. Acaba orada bir problem mi var diye. Hani bir o bölgede intihaplanma falan olursa diye hemen kan pulcuklarının arkasında sırasını bekler. Acaba kavga çıkacak mı orada diye. Hani bir intihaplanma falan olursa direkt müdahale edecek. Dolayısıyla buradaki ak yuvarlar, al yuvarlar ve kan pulcuklarının tamamı sürekli beraberdir arkadaşlar. Ak yuvarlar kanda en az bulunan. En az diye hemen not alalım. En az. Al yuvarlar en fazla bulunan. Dolayısıyla kan pulcukları da orta halli olmalı, değil mi? Yaklaşık olarak 1 milimetrede arkadaşlar. 1 milimetre küp de yaklaşık 100 bin civarında, 70 bin 100 bin arasında bulunurlar. Ve bunların her biri, dikkat edin, hücredir arkadaşlar. Her biri ayrı bir hücre. Yani her biri canlı. Al yuvarlar normal bir yapıya sahip, normal bir hücre. Çekirdekleri yok, daha sonradan erimiştir. Al yuvarlar gene aynı şekilde çekirdeklere sahip değildir. İçerisinde organel yoktur.
çekirdek yoktur hücresinin. Sebebi ne? Oksijen taşıyabilmek için, daha doğrusu gaz taşıyabilmek için, karbondioksit de taşıyor, bir tankeri olması lazım. Tankeri olmadığı için içini boşaltmış, içerisi boşalınca orayı ne yapıyor? Gazla dolduruyor, taşıyor, diğer gazı alıyor, bu tarafa getiriyor. İçinde organları yok, dedik arkadaşlar, başka nesi yok? Çekirdeği yok ama canlı yapı, unutmayın bunu. Ak yuvarlar, al yuvarlar ve ne dedik arkadaşlar? Kan pulcukları. Ak yuvarlar için, hatırlamanız için ilk kelimesi savaşçı arkadaşlar, yeterli. Al yuvarlar için bir kere aslında onun için al kelimesi kırmızılıktan yola çıkalım. Oksijeni taşıyor, karbondioksiti taşıyor. Yapısı dedik nedir? Bütün o kana temiz, kirli yapısını veren budur dedik. Son olarak ne dedik arkadaşlar? Dedik ki üçüncü olarak kan pulcukları, o da dedik kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Peki o kadar bahsediyorum, diyorum ki kan savaşıyoruz, işte oksijen taşıyoruz ya da yara oluyor, kapanmasını sağlıyoruz. Kandan bahsediyoruz ve kanın aslında bir bölümünün işi nedir arkadaşlar? Ak yuvarların işi savaş, değil mi? Mikroplarla savaş. Peki bakalım o savaş hangi sahada, hangi araç gereçlerle, hangi silahlarla yapıyor? Ne diyoruz arkadaşlar? Mikroplarla savaş diyoruz. Sildim bu tarafı. Kandaki maddeleri ve görevlerini anladığınızı düşünüyorum. Dolaşım sisteminde taşıdığımız şey gerçekten değerli bir şey. Dolaşım sistemini gördük. Dolaşım sistemi iki şekilde ayırdık. Ve dedik ki iki görev var. Bir kere ana görev pompalamak. Birinci görev temizlemeye pompalamak. İkinci görev dedik temizleneni organlara pompalamak. Dolayısıyla zaten diğeri geliyor. Pisleneni de organlar, biz gene çekiyoruz. Vakum yapıyoruz, çekiyoruz değil mi? Pompalıyoruz ya, basınç var. Arkadaşlar aslında bunun da not alınması gerekiyor. Ben sabit bir şekilde bu ak yuvarlar, ak yuvarlardan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Ak yuvarlar, al yuvarlar, yıldızladım bakın. Al yuvarlar oksijenle yüklüyken damarlardaki basınç çok yüksek. Al yuvarlar karbondioksitle yüklüyken damarlardaki basınç çok düşüktür. Yani buna şunu diyebiliriz. Temiz kanın basıncı çok yüksek, kirli kanın basıncı çok düşüktür. Hareket basıncı. Böyle düşünün. Dedik ki kirli kanın basıncı düşük. Kirliyi siyahla yazdık madem. Temiz kanın basıncı yüksektir. Ve biz her zaman kırmızı kalabilmek için, kanımızın temiz kalabilmesi için ne diyoruz? Mikroplarla savaş. Mikroplarla savaş dedik. Nasıl olur mikroplarla savaş? Bir kere arkadaşlar biz savaşçımızın kim olduğunu biliyoruz. Ak yuvarlar değil mi? Peki ak yuvarlar kimlerle savaşmak zorundadır? Hemen onlara bakalım. Arkadaşlar bir, virüsler, şöyle ayıralım, buraya da bakteriler diyelim. Virüs nedir? Bakteri nedir arkadaşlar? Bir kere virüs tuhaf bir şekilde bilim adamlarının da tam olarak çözemediği bir yapılanma. Ne canlı diyebiliyoruz ne cansız diyebiliyoruz. Neden canlı diyemiyoruz? Çünkü canlıların ortak özellikleri vardır. Nelerdir bunlar? Canlılar mutlaka enerji ihtiyaçlarını sağlayabilmek için bir şeyler atıştırmak zorundadır. Yani bir sindirim sistemi olmalı. Aynı zamanda solunum sistemi olmalı enerji için, öyle değil mi? Ve atıklarını atabilmek için bir boşaltım sistemi uygulamalı. Bunun yanı sıra belki bazılarını da gözlemleyemiyoruz ama tüm canlılar nedir arkadaşlar? Hareketlidir. Virüslerde bunların hiçbiri yok. Ancak şöyle bir şey var. Canlılara, sadece canlılara ait olan bir özellik, üreme özelliği onlarda mevcut. Dolayısıyla biz virüsler için
ne canlı diyebiliyoruz ne cansız diyebiliyoruz. Arada kalmış durumdayız. Sadece özelliklerini biliyoruz. Diyoruz ki evet ürüyorlar, hem de çok hızlı ürüyorlar. Çok hızlı çoğalıyorlar, bölünebiliyorlar. DNA'ları var, içerisinde bir özelliği var, çekirdekleri var. Ancak bir taraftan da ne bir ihtiyaçları var, ne yemek yiyorlar, yani sindirimleri var, ne boşaltımları var, ne solunumları var. Hareketleri de yok, hiçbir şeyleri yok. Arada kaldık. Ne diyoruz onlar için? Cansız, canlı, iki özelliği de sahip. Sindirim, boşaltım, solunum yok, üreme var, DNA var, çekirdek var. Hatta onun bir de prizma bir yapısı var. Roket gibi duruyor. Şöyle düşünün. Böyle bir yapısı var arkadaşlar. Bu yapısıyla, şu ayaklarıyla düştüğü organın, dikkat edin, o havada savruluyor ama kendi isteğiyle hareket edemiyor. Nereye düştü diyelim? Örnek verelim, bir papatyanın üzerine düştü. Deldiği noktadan, o ayağıyla deldiği noktadan orası eriyor, içeri düşüyor. Düştüğü noktada da bölünmeye başlıyor. Hani çiçeğin içerisine girdi ya, orada yaptığı şey onun bütün hücrelerini ele geçiriyor. Gerçekten ele geçiriyor. Yani Dünyalar Savaşı gibi. Giriyor içeriye, hücrenin içerisine. O hücreyi kendi istekleri doğrultusunda çalıştırıyor. Kendi canlı değil, kendi sadece beyin. Ama şöyle diyelim, ben mesela bir canlıyım. Bunu da bir virüs olarak düşünün. Bu virüs bana geldiğinde cansız ama sadece beyin bu. Benim beynim bir anda küt gidiyor, bütün bedenime o istediğini yaptırıyor. İstediğini yaptırıyor. Özelliği bu. Sadece beyin o. Beni çalıştırmaya başlıyor. Kendi çalışamıyor ama benim hücrelerimin, sitoplazmamın bütün organellerini istediği gibi kullanıyor. Hemen orada diyor ki, Golgi cisimciği sen salgıları üret, işte çekirdek sen artık benim DNA'mı taşı. Orayı kendine çeviriyor. Dolayısıyla içeride kendi çocuklarını üretiyor. Ne yapıyor? Hücreden çok çok daha küçük bir kere bunlar. Belki 1000 kat daha küçük. Bir hücrenin içerisine bir tane giriyor. Hemen o hücrenin kendi çekirdeğini yok ediyor. Kendi o hücrenin çekirdeği oluyor. Hemen o kral koltuğuna oturuyor. Ve emirleri vermeye başlıyor. Diyor ki sen artık işte tamir edici sıvı üretme. Sen işte mide için sıvı üretme. Sen benim için şunu üret, sen şunu üret. Artık kendi işçisi gibi çalıştırıyor hücreyi. Dolayısıyla yaptığı şey kendini çoğaltmak oluyor. Kendini çoğalttıktan sonra oradan ayrılırken tekrar cansız oluyor. Saplanabileceği, girebileceği başka bedenler arıyor. Yani düz mantıkla onun için şunu söyleyebiliriz. Beden çalan hırsız diyebiliriz. Başka cisimlerin bedenini çalıyor, kendinden üretiyor. Dolayısıyla o örneğimizi hemen şöyle tamamlayalım. Benim bedenime girdiğinde benim bedenimin yapması gereken benimle ilgili işler var. Ancak o kendi istediği işleri yaptırdığı için benim bedenim benim istediğim işleri yapmıyor. Dolayısıyla ben hasta oluyorum. Virüslerin yaptığı aynen bu arkadaşlar. Peki bakteriler ne yapıyor? Bakteriler arkadaşlar virüsler gibi değil. Canlı, sindirim var, boşaltım var, sindirim var, boşaltım var, solunum var, DNA var, üreme var, çekirdek var, hepsi var. Bu bakteri bir canlı o zaman. Yani bildiğimiz bir varlık. Yani kedi gibi, köpek gibi ancak tek hücreden oluşan canlılar.
ya da birkaç hücreden. Ancak bakteriler için biz direkt mikrop diyemiyoruz arkadaşlar. Onların çok çok faydalı olanları var. Bakterilerin %90'ı diyelim doğa için çalışır, dünya için, iyilik için savaşır. Ne yaparlar? Sütü yoğurt yaparlar ya da ölmüş canlıları doğaya kavuştururlar. Her halükarda dünya için çalışırlar, bazıları hariç. Şimdi biz sütü yoğurta dönüştürmeleri güzel bir olay ve bu bizim hoşumuza gittiği için kabulleniyoruz. Ama şöyle bir şey var, yaptığı şey sütü bozmak. O bilmiyor yoğurt yaptığını, bilmeden yapıyor. Onun yaptığı şey sütü bozmak. Aynı şeyleri bazen istemeyerek de olsa kendileri canlılara yapıyorlar. Canlı olan bir şeyi, bir bitkiyi bozabiliyorlar ya da bir insana zarar verebiliyorlar. Onlar sütü yoğurt yaptıklarını bilmeden aslında bozduklarını düşünerek yapıyorlar. Ancak bizim için fayda sağlıyorlar. Ne diyoruz bakteriler için? İyi, kötü. İki tür bakteri olabilir dedik arkadaşlar. Virüsler için dedik ki onlar bedeni ele geçirirler. Bakteriler öyle değil. Bakteriler birebir savaş verirler. Verdikleri savaşı ak yuvarlarla yaparlar. Ya kaybederler ya da ne yaparlar arkadaşlar? Kazanırlar. Dedik ki bunlar tamamı neyle savaşıyor? Ak yuvarlarla savaşıyor. Peki ak yuvarların varlığı nedir arkadaşlar? Bizim için şudur. Bizim güvencemiz, arka plandaki güvencemiz, ancak biz genel ismiyle şöyle diyoruz, bir savaşıcımız var. Bizim buna bağışıklığımız var. Ne diyoruz şimdi? Bağışıklıklar. Arkadaşlar bağışıklık dediğimiz şey mikroplara karşı gösterdiğimiz dirençtir, savaşma kuvvetidir. Bu da neyle alakalı? Bir kere bizim ak yuvarlarımızla alakalı. Ama şöyle bir şey var. Bizim ak yuvarlarımızın üstesinden gelemeyeceği savaşçılar var. Bizim ak yuvarlarımız kılıçla savaşıyorlar. Ancak teknolojisi gelişmiş olan mikroplar var. Onlar tüfeklerle, hatta bombalarla saldırıyorlar. Dolayısıyla bizim desteğe ihtiyacımız var. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kazanılmış bağışıklık diyoruz. O da nedir? Aşı ve serum arkadaşlar. Onlar nedir? Onlar aslında zayıflatılmış virüsler ve bakterilerdir. Zayıflatılmışlar, bizim tarafımıza geçmişler. Yani onlara bizim onlardan daha iyi bir işe hizmet ettiğimiz öğretilmiş. Onlar da evet biz düşman saflarında olmayalım, sizinle savaşalım demişler. Ne yapılıyor? Aşı yapılıyor. Benim belki örnek vermem gerekiyor. Kızamık. Kızamık ak yuvarların mücadele edebileceği düşman değil. Çünkü çok güçlü bir düşman. Ak yuvarlar onu halledemez. Yardıma ihtiyacı var. Takviye kuvvetlerini biz nereden alıyoruz? Aşıdan alıyoruz arkadaşlar. Aşı nedir? Antikor dedik. Antikor normalde ne yapıyordu? Hastalık ortaya çıktığında üretiliyordu, öyle değil mi? Ancak aşı biz hasta olmadan önce o antikorun çoktan orada olmasını sağlıyor. Kanımızda bir bol miktarda o antikordan bulunuyor. Bulunan antikorlar da vakti geldiğinde bakayım kızamık geliyor. Ak yuvarlar diyor ki ya diyor bu kızamık, ben bununla ilgilenemem. Aşı neydi? İşte kızamık aşısı vurulmuştu. Kızamık antikorları bakın sizinki geldi, yakalayın. Bu. Yani bizim sonradan kazanılmış neyimiz var? Bağışıklığımız nereden geliyor? Aşıdan. Hatta serum da buna örnek verilebilir. İsimlendirmek gerekiyor. Serum arkadaşlar hayvanların kanından, özel beslendirilmiş hayvanların kanından imal edilir. İnsanlara enjekte edilir. Gayet arındırılmış, temizlenmiştir. Onun sadece gerekli maddeleri alınmıştır. Antikorları alınmıştır. Dolayısıyla ne oluyor? Serum yiyen bir insan kendine geliyor, toparlanıyor. Neden? Gerekli antikorlar yüklendiği için. Ama şu farkı anlamanızı istiyorum. Bizim kendi bağışıklığımız, yani normal doğal bağışıklığımız, ak yuvarlarımız, savaşçılarımız. Onlar savaşıyorlar. Ancak onların da üstünden gelemeyeceği düşmanlar var. Teknolojiden faydalanmışlar. Bombalarla saldırıyorlar. Bizimkiler kılıçla savaşıyordu. Dolayısıyla ne oluyor? Onlar için gene onlar kadar teknoloji kullanan antikorlar gerekiyor, savaşçılar gerekiyor. Biz de onu çocukken düzenli olarak olduğumuz, öyle değil mi? İlkokulda, hatta bilmiyorum şu an devam ediyor mu aşılar, mutlaka olduğumuz
aşılarla ne yapıyoruz arkadaşlar? O bağışıklığı kazanıyoruz. O savaşçıları vücudumuza alıyoruz. Daha dirençli bir yapıda ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Üstesinden gelmiş oluyoruz. Bu kadar bahsetmişken bence şöyle yapalım. Silelim burayı ve diyelim ki bağışıklıklar, doğal bağışıklık, sonradan kazanılmış bağışıklık, kazanılmış bağışıklık. Hemen tanımlarını yapalım. Sonra da ne diyelim arkadaşlar? Solunum sistemi diyelim. Ne dedik bunun için? Bağışıklık dedik. Doğal bağışıklık. Bir de ne dedik? Kazanılmış bağışıklık. Biz aslında barışçıyız ama onlar saldırıyorlar, mecburen kendimizi koruyacağız. Doğal bağışıklık için o kadar konuştuktan sonra sadece tek bir şey söylüyorum. Ak yuvarlar, savaşçı. Ak yuvarlar, ak beyaz bir mücadeleleri var, iyilik için savaşıyorlar. Kazanılmış bağışıklık için ne söyledim? Zaten çok fazla konuştum. Dedim ki antikorları sonradan hastalıktan önce veya hastalık sırasında vücuda enjekte edilir. Aşı, serum. Serum için bir şey söyledim. Aşı için bir şey söyledim. Ne dedim arkadaşlar? Hatırlayacağınızı düşünüyorum. Serum özel beslenmiş hayvan kanından imal edilir. Aşı içinde dedim ki zayıflatılmış mikroplardır. Yani bizim yaptığımız şeyin daha iyi olduğunu kanıtladığımız, kabul ettirdiğimiz mikroplardır dedik aşı için. Şöyle bir baktık. Biz kan sayesinde ne çok şey elde ediyormuşuz, kan sayesinde ne kadar çok şey yapıyormuşuz. Biz dolaşım sistemimizi inceledik arkadaşlar. Küçük dolaşımla dedik kanı temizliyoruz. Büyük dolaşımla bütün vücudumuza pompalıyoruz. Küçük dolaşım akciğerlerle yapılıyordu. Küçük dolaşımda toplar damar ne yapıyordu? Toplar damar temiz kanı topluyordu. Atar damarla kirli kanı atıyordu. Nereye? Akciğerlere. Küçük dolaşımın yaptığı taraf, küçük dolaşıma kan pompalayan taraf sağ taraftı ve küçüktü. Küçük dolaşım, küçük kapakçık. Oradan hatırlayın, sağ tarafta. Büyük taraf sağ, sol taraftı. O ne yapıyordu? Gelen temiz kanı tüm vücuda pompalıyordu. Değil mi arkadaşlar? Sonra önemli bir cümle yazdık. Dedi ki kirli kanın basıncı düşüktür. Yavaş gelir. O temiz kanın itmesiyle gelir. Yani ben bu taraftan şöyle bir U şeklinde boru düşünün. Bu taraftan bastırırsam suyun üst tarafından, temiz kandan bastırıyorum. Kirli kan mecburen yukarı doğru çıkıyor. Basıncı o kadar da yok ama temiz kanın basıncı yüksektir dedik. Onu da şöyle dedik. Karbondioksitli kan basıncı düşük. Temiz kan, oksijenli kan basıncı yüksek dedik arkadaşlar. Sonra dedik ki biz neyi taşıyoruz? Kanı taşıyoruz. Kan nedir dedik? Al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcuklarından oluşan bir şey. Ve içerisinde bir plazma var. O şey bir sıvı halini veriyor. Kaygan bir sıvı halini veriyor. Dolayısıyla damarları çok fazla yıpratırdı, öyle değil mi? Eğer böyle olmasaydı. Damarlar yıpranmamış oluyor. İçerisinden yumuşakça akıp geçiyor. 85 saniyede bir tüm vücudu dolaşıyormuş. Hesap edin ne kadar büyük bir sürtünme olurdu orada.
yumuşak halini ne veriyor? Plazması veriyor. Dedik ki bağışıklık. Bağışıklık nedir dedik? Doğal bağışıklık, ak yuvarlarımızın savaşçılığı, kazanılmış bağışıklık, antikorların dedik sonradan vücuda eklenmesi, aşıyla bunu dedik halledebiliriz. Aşı olursak ne olur dedik arkadaşlar? Ekstra savaşçı temin etmiş oluruz. O halde ben gene aynı şeyi yapacağım. Şurayı sildim. Şöyle aldım. Ne diyoruz arkadaşlar bunun için? Aşı ol. Savaş kazan. Olma öl. Böylece ne yapmış olalım? Bu ünitenin bu konusunda dolaşım sisteminde tamamlamış olalım. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Solunum sistemi. Ne dedik arkadaşlar? Dedik ki dolaşım sistemi, dolaşım sistemini bitirdikten sonra ve ben tahtamı sildikten sonra şimdi de diyoruz ki solunum sistemi arkadaşlar. Solunum sistemi. Şöyle bir düşünürsek solunum sistemi için bir aldım verdim değil mi? Ne kadar hızlı gerçekleşiyor. Peki bütün bu hızlı dediğim şey nerede olup bitiyor? Bize sanki sadece burnumuzdan aldık ve bitti gibi geliyor değil mi? Hayır arkadaşlar, vücudumuzun neredeyse tamamını bu oksijen alışverişiyle bir kere de tamamlamış oluyoruz. Aslında dolaşımını tamamlamış oluyoruz. Geri kalanını bizim neyimiz hallediyor? Dolaşım sistemimiz kan aracılığıyla hallediyor. Biz solunum sistemi demişken ben hemen aslında çizmek istiyorum. Görsel bir desteği de olsun bizim için. Şöyle önce bir insan kalıbı çıkarayım ben. Şöyle diyelim. Şuradan kolunu çizersek. Şuradan arka taraftan. Bir kol da buraya çizelim. Şöyle ben bir insan taslağı çıkarttım şuralardan. İndirirsek. Şimdi başlayalım. Bizim solunumumuz nerede başlıyor arkadaşlar? Solunumumuz ağız ve burunda başlıyor değil mi? Ben hemen o zaman şuradan burunu bir kapattım. Ağızda da var aynı zamanda. Öyle değil mi? Şöyle ağız kemiğini de ayırırsam şöyle diyebilir miyiz? Onun için şurada nefes borusunu alalım. Sonra bir mavi ile çizelim de özelliğini andırsın bize. Akciğerler, öyle değil mi arkadaşlar? Ve iki tane. Alt tarafta da diyaframı çizdim. Buradan ne diyebilirim? Şöyle ağaç gibi. Yine ağaç gibi. Şimdi şöyle bir bakalım.
Baştan başlıyorum. Şuraya dedim ki arkadaşlar, burun kemiği. Şu alan burun boşluğu. Aslında ben şöyle de bir şey yapalım. Şu kırmızıyla dolduralım şurayı. Burun boşluğu olduğunu anlayın buranın. Şu bölgeyi de siyahla es geçelim. Neden? Orası üst çene kemiği arkadaşlar. Gırtlak kapattım. Şurada yutak, arka bölüm, geniz, neydi burası? Soluk borusu. Yazmama gerek yok aslında. Ne diyoruz? Akciğer. Şurada soluk borusu gibi gene kıvrımlı bir şekilde devam eden bir yapı var. O nedir? Bronş. Hani deriz ya, bronşit oldum diye. Bu nedir? Bronşçuk. Arkadaşlar göstermeye çok gerek duymadım. Ama göstermem gerekli sanırım. İskelet sistemimizde anlatmıştık. Neydi? Vücudumuzu saran şöyle kemikler vardı değil mi? Onlar ne arkadaşlar? Kaburga kemikleri. Kaburga kemikleri. Ve en altta kırmızıyla çizdiğim şerit var. Bu ne? Diyafram kası arkadaşlar. Solunumdan bahsediyorduk. Aslında tamamını almış olduk. Arkadaşlar solunumdaki bizim kullandığımız organların tamamı burundan başlıyor. Yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk, alevya ve akciğerler. Ne dedik? Burun, yutak, gırtlak, bronş, bronşçuk, akciğer. Şöyle bir bakıyorum. Önce bir solunumu tanıyalım. Nasıl solunum? Solunum ne şekilde yapılıyor? Arkadaşlar, buraya aslında yardımcıları da ekleyelim. Kaburga. Ve ne dedik arkadaşlar? Diyafram. Akciğerden zaten bahsettik. Şimdi şöyle bir bakalım. Başlıyorum. Burun ne iş yapıyor arkadaşlar? Burun bir kere havanın girişini sağlıyor, öyle değil mi? Aynı zamanda burun bize farklı bir işi yapıyor. Kokuyu almayı sağlıyor ama o koku moleküllerini de temizlemiş oluyor arkadaşlar. Anlayabildiniz mi? Ne yapıyor dedik? İlk geliyor ve ne yapıyor? Koku molekülleriyle koku moleküllerini almış oluyor havanın içerisinden ve onu nereye doğru itiyor arkadaşlar? Onu daha aşağı doğru. Nereye? Yutağa itiyor. Yutağı şöyle bir düşünün. Yutak ne iş yapıyor? Yutak bir iş yapıyor mu? Yapmıyor gibi geliyor değil mi? Arkadaşlar, yutağın ve gırtlağın yaptığı bir iş var. Yutakta bulunan bir kapakçık sayesinde biz yemek yediğimizde soluk borusu kapanıyor. Biz hava aldığımızda ne oluyor arkadaşlar? Bu kez soluk borusu açılıyor, yemek borusu kapanıyor. Dolayısıyla solunum esnasında o kapakçık sayesinde ağız ve burundan, daha doğrusu ağızda da aynı yol olduğu için yemek mi geldi yoksa hava mı geldi, bunun ayrımını yutakla gırtlakta sağlanıyor. Bakın bir şey var burada. Ben gırtlağı çizerken sürekli
sürekli bir hareket çizdim. Neden? Çünkü kıkırdaklardan oluşur soluk borusu arkadaşlar. Neden kıkırdaklardan? Ezilmesin, büzülmesin diye, hep açık kalsın diye ne oluyor? Dümdüz halkalar şeklinde kıkırdaktan oluşur ve aşağı kadar, bronşlara kadar aynı şekilde iner. Bakın bronşları da aynı şekilde çizdim. Onların da kapanmaması gerekiyor. Sürekli açık kalması gerekiyor. Neden açık kalması gerekiyor? Biz hiç soluk alıp vermeye bir ara verdiğimiz oluyor mu? Mümkün değil, değil mi böyle bir şey? Hiç ara vermeden sürekli uyurken, uyanıkken 7-24 soluk alıp veriyoruz. Dolayısıyla sürekli icraat halinde olan neyler? Yutaktan aşağı iniyoruz. Gırtlaktan aşağı indik. Soluk borusu, bronş, bronşçuklar, bunların bir an kapanması bile bizim tıkanmamıza sebep olur, değil mi? Oksijen alışverişimizde bir problem, bir sıkıntı çıkar. Ne oldu? Aşağı kadar indi. Aşağıda ne var? Bronşlar var dedik. Bronşlar da kaba kaçıyor. Çok fazla hava var. O havayla ilgilenilmesi için onun akciğerin her yerine dağılması gerekiyor. Nasıl dağılır arkadaşlar? Onlar açılabilmesi için bronşçuklar gerekiyor. Bronşçuklar da aynı şekilde soluk borusu gibi kıkırdaklarla döşelidir. Ancak daha da küçük, daha çok küçük yapılar. İçerisinden hava geçen yapılar arkadaşlar. Onlar nereye taşıyorlar bunu? Onlar alveolara, yani akciğerin merkezlerine taşıyorlar bu havayı. Onlar keseleniyor ve bilinmeyen bir şey. Akciğerin, o alveoların her yeri kılcal damarlarla dolu. Her yeri ama. Onlar oksijenleniyor. Karbondioksitleri atıyorlar alveolara. Ne oluyor? Onlar sayesinde kan bu kez oksijenle yüklü olarak nereye gidiyor? Kalbe gidiyor. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Ben şu tarafı çizerken biraz daha küçük çizdim. Arkadaşlar bunu yıldızlı bir şekilde yazmanızı istiyorum. Hatta ben de not alacağım buraya. Diyorum ki sol akciğer daha küçüktür. Çünkü kalp yer kaplar. Kalp biraz daha sol tarafı büyük olduğu için şurada, değil miydi? Buradaydı ama bakın sol tarafa doğru biraz daha büyüktü, değil mi? Dolayısıyla sol akciğere baskı yapıyor. İki akciğerimiz var ama sağ taraftaki akciğer sol taraftaki akciğerden daha neydi arkadaşlar? Büyüktü. Başka ne dedik? Bronşlara gitti, oradan alveolara gitti. Alveoları şişirdi, alveolarda kan temizlendi. Nereye gitti arkadaşlar? Tekrar alındı. Karbondioksit bu kez, değil mi? Alveolardaki karbondioksit alındı. Verdim. Tam ters. Tekrar aldım, alveoları şişirdim. Kan geldi hemen onu. Çabuk çabuk içimdeki oksijenleri aldı. O oradaki kabarcıklardaki alveolardaki oksijenleri aldı. Yerine karbondioksiti doldurdu, kaçtı gitti. Ne yapıyor kan? İstasyon gibi düşünün burası. Burası bir alveo. Ben buradayım. Ben kanım. Geldim şurada. Bekliyorum. Neyin ucunda? Bronşçuğun ucundaki alveoda, alveo durağında bekliyorum. Oksijen geldi. Benim arabamda da müşteri olarak ne var? Karbondioksit var. Hemen karbondioksiti indiriyorum, oksijeni alıyorum, devam ediyorum. Sıradaki aynı. Ne yapıyorlar? Sürekli hareket ediyorlar. Dolayısıyla biz oksijen aldık. Dur ben bir daha oksijen alayım da karbondioksiti iki tur sonra vereyim gibi bir şey söz konusu değil. Oksijen alıyorum. Bakın kanlar hemen içimdeki o kirli kan temizlenebilmek için hemen karbondioksitini verdi. Ben de hemen attım. Sonra tekrar. Buna bir son verebiliyor muyuz? Hayır. Aslında bu şişme ve inme hareketi için akciğerlerin müthiş bir çapa ihtiyacı var, değil mi? Arkadaşlar, akciğerler vücudumuzun en ağır organı diyebiliriz. Aslında en çok yeri o kaplıyor organ olarak diyebiliriz. Ve şöyle bir şey var. Sürekli şişip inebilmesi için birkaç desteğe ihtiyacı vardı. Ve yaratılış gayesi olarak savunmasının güçlü olması gerekiyor. Bu kadar hareket eden bir noktanın, öyle değil mi? Kaburgalar
Arkadaşlar esnek yapılarıyla ne yaparlar? Şişip inerek ona destek olurlar. Onun sıkışmasını engellerler bir şekilde, değil mi? Bakın şişiyorum, göğüs kafesim şişiyor, akciğerlerime daha çok yer alıyorum. Aynı işlemi diyafram kası da akciğeri ve kalbi diğer organlardan ayıran bir zar tabakası gibi ve akciğerler aynı zamanda onun üzerine oturmuş şekilde, destekli bir şekilde kalırlar. O da ne yapıyor arkadaşlar? Ben soluk aldığımda diyafram kası organlara doğru aşağı doğru iniyor. Ben soluk verdiğimde tekrar daralıyor. Ben soluk alıyorum, o esniyor, sonra tekrar normale dönüyor. Biz hani bazen şey yaparız, deriz ki karnımızı havayla dolduralım deriz. Deriz göğsümüzü değil de karnımızı şişiririz. Bunu aslında diyafram kası yapıyor. Bizim gene göğsümüz şişiyor. Ama ne yapıyor diyafram kası? Gene göğüse o yeri açmak için aşağı doğru bir baskı yapıyor. Halbuki göbeğimiz şişmiyor. Göbeğimizi organlarımızı doğru itiyor. Organlarımızı göbeğimize doğru itiyor. Dolayısıyla göbeğimiz şişmiş oluyor. Ama doğru olan, güzel olanı nedir? Kaburgaları esnetmek, kaburgaları esnetmek ve diyaframı hafif aralıklarla, öyle değil mi? Çok zorlamamak. Diyafram kasımı açıyorum dediklerinde, sanatçılardan çok duyarız bunu böyle. Diyaframımı açıyorum dediğinde yaptığı şey budur. Kaburgalarını esnetebildiği kadar esnetmek. Akciğerlerin çok yere ihtiyacı var. Vücudun üst bölümünün tamamı arkadaşlar onlara aittir. Onlar o zarın üstünde özgürdür. Neden? Vücut da biliyor. Onlara ihtiyacı var. Onlar olmadan kan temizlenmeyecek. Kanın temizlenebilmesi için akciğer gerekiyor. Dedik ki diyafram kası da alttan destek olur dedik. Şimdi bu tarafa geldik. Hızlı bir şekilde soru cevap yapıyoruz. Burun nedir? Koku moleküllerini alır dedik. Havanın girişini ve çıkışını sağlar. Oksijenin girişini, karbondioksitin çıkışını. Yutak, gırtlak. Aslında bir özellikleri var. Gırtlak başlangıçtır arkadaşlar. Nedir? İtmeyi sağlıyor. Yutakta dedik bir kapakçık var. Bu kapakçık sayesinde hava geldiğinde soluk borusuna, yemek geldiğinde yemek borusuna gidiyor. Biz yemek yerken konuşmaya çalışırsak ne olur arkadaşlar? Bu kez bir problem yaşayabiliriz, bir sıkıntı yaşayabiliriz değil mi? Yemek borumuza ne kaçmış olur? Bir şeyler kaçmış olur, soluk borumuza bir şeyler kaçmış olur, tıkanırız. Aslında şöyle bir şey var, gırtlak için bir şey daha söylemek gerekiyor. Gene çok sanatçılardan duyarız bunu. İşte sende o ses, o gırtlak var derler. Aslında bahsettikleri şey arkadaşlar, ses telleridir. Bizim konuşmamız da solunum yoluyla olmuyor mu? Biz nefes almasak nasıl ses çıkacak? Ses telleri gırtlaktadır arkadaşlar ve gırtlaktaki o ses telleri sayesinde, onların titreşimleri sayesinde biz konuşuruz. Benim size ders anlatmamı sağlayan şey de neymiş şu an? Solunum sistemiymiş. Geldik aşağı, bronşlar dedik. Dedik ki soluk borusunun yaptığı işi devam ettirir. Bakın soluk borusunu atlamışız. Yani dik durarak onları alveolara, yani bronşlara, bronşçuklara iletebilme adına, daha akciğerin derinlerine iletebilme adına, kanı temizleyebilme adına neyle sarılı dedik onlar için? Kıkırdaksı bir yapıyla hiç kapanmayan bir yapıya sahip. Bronşçuk dedik, onun bir küçüğü, soluk borusu bunların en büyüğü. Akciğerler zaten bu işi yapan ana görevli. Akciğerler dedik iki parçadan oluşur. Sol taraftaki daha küçüktür. Neden? Kalp orada biraz daha fazla yer kaplar. Kaburgalar hem akciğerleri, kalbi korur hem de akciğere destekçidir. Yükselerek inerek, yükselerek inerek bu tempoyu sağlar. Diyafram dedik, akciğerler onun üzerine zaten oturmuştur. Diğer organlarla bunu ayırır dedik. Şöyle bir bakıyorum çizdiğim şekle. Ne de güzel çizmişim diyorum. Arkadaşlar 6. sınıf fen bilgisi ve teknoloji dersi vücudumuzdaki sistemlerin son sisteminde beraber incelemiş olduk. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, ünitemizi bitirdik. Şimdi ne yapalım? Sorularla biraz bilgilerimizi pekiştirelim. İlk soruyla hemen başlayalım. Sindirim olayının tamamlandığı ve sindirilen besinlerin kana geçtiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Mide, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak. Hangisi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Doğru cevabı görelim. C seçeneği, ince bağırsak, doğru arkadaşlar. İkinci soruyu görelim. Hangi seçenekte yalnızca
temiz kan taşıyan damarlar verilmiştir. Yalnızca temiz kan. Aort akciğer atar damarı, kirli kan taşıyordu. Aort alt ana toplar damarlar, da ne yapıyordu? Kirli kan taşıyordu. Akciğer toplar damarı ve aort, akciğer toplar damarı temiz kan taşıyordu. Aort da öyle. D seçeneğine bakmamıza gerek kalmadı. Cevap ne arkadaşlar? Görelim. C seçeneği doğru cevabımız. Üçüncü soruyu görüyoruz. Kanda fazla miktarda bulunan glikoz aşağıdakilerden hangisine dönüştürülerek karaciğer ve kaslarda depolanır? A. Yağ. B. Gliserol. C. Glikojen. D. Amonyak. Üzerine yorum yapılabilecek bir soru olmadığı için hemen cevabı görelim. Cevap C seçeneği glikojen arkadaşlar. Glikozdan aklımızda kalabilir. Dördüncü soruyu görelim. Sindirim sisteminin hangi bölümünde sindirim olayı gerçekleşmez? Bakıyoruz. Ağız, yemek borusu, mide, kalın bağırsak. Sindirimden bahsettik. Midede de sindirim yapılıyor. İnce bağırsakta da kana geçim yapılıyor, sindirim yapılıyor. Ağız ve yemek borusunda kaldık. Ağızda da tükürük salgısıyla bir şeyler oluyordu sanırım, değil mi? Peki cevabı görelim. B. Yemek borusunda sadece fiziksel küçük oranda bir sindirim yapılabiliyor. O da neden? Boru üzerinde hareketi sebebiyle. Beşinci soruyu görelim. Özür dilerim. Aşağıdakilerden hangisi bütün gruplara kan verdiği halde sadece kendi grubundan kan alabilir? O neydi arkadaşlar? Bakıyoruz. Direkt ilk seçenekte verilmiş, değil mi? Altıncı soruyu görelim. Bütün dokularda çok özür dilerim. Zararlı boşaltım maddeleri aşağıda verilen hangi damar ile böbreğe getirilir? O zararlı maddeler hangi damarla böbreğe getiriliyor? Böbrek toplar damarı, böbrek atar damarı, böbrek kılcal damarları, akciğer toplar damarı. Cevabı görelim. Cevap B seçeneği arkadaşlar. Böbrek atar damarı. Atar damarı şöyle düşünün. Atıyor bir şeyleri. Cevap B dedik. Yedinci soruyu görelim. Aşağıdakilerden hangisi tam oynar eklemlere örnek verilebilir? Kalça kemiği yok, tam da oynamıyor. Kafatası kemiği hiç oynamıyor. Omur eklemleri yok, çok fazla oynamıyor. Bilek eklemi, bak bu tam oynuyor. Hangisini sordu bize? Tam oynarı sordu. Cevabı görelim. Tabii ki D seçeneği değil mi arkadaşlar? Bilek eklemi. Sekizinci soruyu görelim. Fazla salgılandığında kan basıncı artar, sinirlilik oluşur, kalp atışı hızlanır. Yukarıdaki olayların ortaya çıkmasında hangi hormon etkilidir? Hangisi etkili? Bunları ne sağlıyor? Cevabı görelim önce. A seçeneği toksin arkadaşlar. Ne yapıyor? Fazla salgılandığında sinirli yapabiliyor, kalp atışını hızlandırıyor, kan basıncını artırıyor. Diğerleri ne yapıyordu? Kilo yapan var, mide için yararlı olan var, heyecanı artıran var, öyle değil mi? Dokuzuncu soruyu görelim. Bilinçli ve dengeli kas faaliyetinde aşağıdakilerden hangisi görev yapmaz? Beyin dedik, beyincik, yarım daire kanalları, omurilik soğanı. Cevabı görelim. D seçeneği omurilik soğanı kaslarla ilgili değil, denge ile alakalıydı, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla doğru cevabımız omurilik soğanı. 10. soruyu görelim. Saydam tabaka, arka oda, göz merceği, ön oda. Bunların hepsi gözle alakalı şeyler. Işık retina üzerine düşünceye sırayla hangi yapılarda kırılmaya uğrar? Sırayla hangisinde kırılmaya uğruyor? Baktık şöyle bir saydam tabaka, arka oda, göz merceği, ön oda. Cevabı görelim. D seçeneği arkadaşlar. İlk olarak saydam tabakada, daha sonra da ön odada, sonra göz merceğinde, daha sonra nerede? Arka odada kırılmaya uğruyor arkadaşlar. 11. soruyu görelim. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında titrek tüylü epitel doku bulunur? Titrek tüylü epitel bir doku bulunacak. Yutak, burun, soluk borusu, akciğer. Cevabı görelim. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Ne diyoruz? Soluk borusu içerisinde tüylü epitel bir doku bulunur. Neden? Havayı temizleyebilmek için. 12. soruyu görelim. Aşağıdakilerden hangisi kan yoluyla bulaşır?
Direkt zaten A seçeneğinde verilmiş. Diğer seçenekler kızamık, kaba kulak, su çiçeği. Ama A seçeneği hepatit. Cevabı görelim. A seçeneği tabii ki hepatit. Doğru cevabımız arkadaşlar. 13'ü görelim. Dilin ucu kuru olunca cisimlerin tadını almamamızın sebebi nedir? Ne sebepten dolayı dilimizin ucu kuru olduğunda yiyeceklerin tadını alamayız? Sinir uçları yıprandığı için, kaslar kasıldığı için, cisimler tükürük sıvısında çözümlendikleri için, duyu hücreleri hissizleştiği için. Cevabı görelim. C. Tükürüksüz mümkün değil. Neden? Kuru bir şekildeyken çözülmüyor cisimler. Çözülmeyen cisimin de tadını alamıyoruz. 14. soruyu görelim. Aşırı salgılanması halinde goiter hastalığına sebep olan iç salgı bezi hangisidir? Hipofiz, böbrek üstü bezleri. Bir kere goiter nerede oluyordu? Boğazda, değil mi? Böbrek üstü bezlerinin orayla pek alakası yok gibi. Pankreas, gene hiç alakası yok. Nerede kaldık? Tiroid ve hipofiz bezlerinde kaldık. Değil mi arkadaşlar? A ve C seçeneği. Sanırım bilgisayarımızda küçük bir hata yapmış. Hipotiz değil, hipofiz olacak. Doğru cevabı görelim. Zaten doğru cevabımız da değilmiş A seçeneği. Yanlış yazmamız çok da önemli değil. Tiroid bezleri goiter hastalığını sağlayabiliyormuş çok salgı yaptığında. 15. soruyu görelim. Soluk borusunun başlangıç kısmına ne isim verilir? Nerede? Tam şurada. Soluk borusunun başladığı yer. Kıkırdak, yutak, bronş. Bunlar biraz uzak geldi. A seçeneğinde bir şüphem var. Cevabı görelim. A. Şüpheli olmakta haklıymışım. De doğru cevabımız tabii ki gırtlak arkadaşlar. 16. soruyu görelim. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sistemine ait değildir? Sindirim sistemiyle alakası olmayan. Ağız. İllaki ihtiyacımız var. Giriş orası. Mide, depo alanı. Öyle değil mi? Böbrek. Pek alaka kuramadım. Yutak. Yutmaya yarıyor. Doğru cevabı ben biliyorum. Ama görelim. Doğru cevap. C. Tabii ki böbrek. O temizlemeyle, dolaşım sistemiyle alakalı bir organdı. Öyle değil mi? Dolayısıyla doğru cevap o. Çünkü o sindirim sistemine ait bir organ değil. 17. soruyu görelim. Retinanın arka kısmında merceğin tam karşısında net görüntünün oluştuğu yere dıt denir. Ne denir? Sert tabaka, sarı benek, saydam tabaka, damar tabaka. Cevabı görelim. Tabii ki sarı benek ters olarak görüntü ne yapıyordu? Sarı beneğin üzerine düşüyordu. Daha önce de görmüştük bunu. 18. soruyu görelim. Hipermetrop göz kusuru. Aşağıdakilerden hangisi? Şöyle bakıyoruz. Hipermetrop göz kusuru. Hangisi bunlardan? Yakını net görür. Cisimleri bulanık görür. Renkleri ayırt edemez. Yakını net göremez. Şimdi bir kere A ile B, A ile D bakın birbirine ters düşüyor. Net görür, net göremez. O halde bunlardan bir tanesi doğru cevabımız olabilir. Cevabı görelim. Cevap D seçeneği. Bakın ters bir şey vermiş orada. Ya o, ya o. Cevap neymiş? D. Yakını net göremez. 19'u görelim. Damar tabaka gözün ön tarafında hangi kısmı meydana getirir? Bakıyoruz. İris, retina, A tabaka, kornea. Cevabı görelim. Tabii ki A. İris özellikle gözümüzün güzel bir görünüme kavuşmasını, renkli oluşmasını sağlayan tabaka, damar tabakanın ön kısmındaki yapısıymış. 20. soru. Bir cisme önce yakından sonra uzaktan baktığımızda gözümüzün hangi kısmı uyum sağlamak için değişir, gerilir? Bakıyoruz. Göz merceği. Mercek değişebilir mi? Canlı olmasına rağmen çok gerekmedikçe ne yapmaz? Değişmez. Göz kasları gözümüzün yolunu belirliyordu. Yani ne yapıyordu? Sağa sola oynatmamızı sağlıyordu. Sarı benek olduğu yerde durur. Peki göz bebeği büyür, küçülür. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru cevabı görelim. Cevap tabii ki de göz bebeği. 21. soruyu görelim. Göze renk veren insanlarda çeşitli renkte göz rengi oluşmasını sağlayan yapı nedir? İris, direkt cevabı vermiş zaten. Sarı benek, A tabaka, damar tabaka. A tabakanın bir parçası ama
iris ayrı bir yapı, öyle değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne? A arkadaşlar, iris. Bir sonraki soruyu görelim. Kornea'nın diğer adı nedir? Sert tabaka, A tabaka, saydam tabaka, damar tabaka. Cevabı görelim. C seçeneği arkadaşlar, saydam tabaka, kornea'nın diğer ismidir. Soruyu görelim. Işık uyarılarını alan sinir sistemi gözün hangi kısmında bulunur? Bakıyoruz. Saydam tabaka, sert tabaka, damar tabaka, A tabaka. Tabakalarla bayağı bir uğraştık. Gözle bayağı bir uğraştık. Cevabı görelim. Cevap D seçeneği, A tabaka arkadaşlar. Bir sonraki soruyu görelim. Sorumuz yok. Harika. Konumuzu tamamlamış olduk. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.